Hepiniz hoş geldiniz. Konuşmamı kısa tutmaya çalışacağım, biraz uzadı program. İBDA külliyatının muhtevasına dair bir konuşma gerçekleştirmeye çalışacağım. Salih Mirzabıyoğlu ilk eseri Bütün Fikrin Gerekliliğinden, son eseri Ölüm Odası B7'ye kadar 60'a yakın eserle İBDA fikriyatını örgüleştirmiştir ömrü boyunca. Aynı Necip Fazıl gibi "biz sussak mezarımız konuşacak" dercesine öte aleme geçtikten sonra, şehadetinden sonra da bugünümüzü aydınlatmaya devam etmektedir kendisi. Büyük Doğu'nun ve İBDA'nın misyonu, iddiası, İslam'ı mutlak fikir ölçülerini eşya ve hadiselere, değişen zaman ve mekana, mekan şartlarına uygun bir şekilde tatbik etmenin fikrini ortaya koymaktır. 500 yıldır yenilenemeyen der Üstad bunun için. İslam'a muhatap anlayışın 500 yıldır yenilenemediğini söyler. Büyük Doğu iddia işte bu misyona sahiptir. 500 yıldır yenilenemeyen İslam'a muhatap anlayışı yenilemiştir. Bu anlamda Büyük Doğu iddiayı biz Müslümanlar için zaruri bir fikir olarak görüyoruz. Fikir hareketi olarak görüyoruz. İbda külliyatını okumakta zorlananlar diye bir başlık açarsak genel olarak böyle geri dönüşler oluyor. İbda külliyatını neden okumakta zorlanıyoruz? Biraz Sedat abi bahsetti bundan. Salih Mirzabıyoğlu, daha doğrusu Necip Fazıl der ki Batı tefekkürünü İslam tasavvufu önünde hesaba çekmekten bahseder. Bunu bir tez olarak ortaya koyar. Çok mu? Bir tez olarak ortaya koyar ve Salih Mirzabıyoğlu bütün eserleri boyunca aslında bu tezi bir nevi ispatlar eserlerinde. Dolayısıyla biz Salih Mirzabıyoğlu okumaya başladığımızda 300 kelimelik lügat hazinemizle koskoca bir dünya muhasebesini anlayabileceğimizi zannediyoruz. Elbette ki bu bizim ilk yanlışımız oluyor. Öncelikle bir Batı felsefesine aşinalık, bir İslam tasavvufu kültürüne, diline aşinalık gerekiyor. Salih Mirzabıyoğlu'nu anlayabilmek için, eserlerine biraz giriş yapabilmek için. Dolayısıyla Salih Mirzabıyoğlu'nun eserlerini anlamak kolaydır demiyoruz ama zordur da demiyoruz. Çünkü iddia bir yeni dünya görüşüdür diyoruz. Dolayısıyla yeni bir dil getirmiştir diyoruz. Ve biz yabancı bir dili öğrenir gibi bu dili öğrenmeye çaba sarf etmediğimiz zaman tabii ki de hiçbir şey anlamayacağızdır. Aynı İngilizceyi öğrenir gibi, Arapçayı öğrenir gibi nasıl çaba sarf ediyorsak, kelimeleri, kavramları nasıl çalışıyorsak aynı şekilde İbda külliyatında bu çabayla yaklaşmamız gerekiyor. Çaba gerekiyor. Ucuzculuk yok bizim İbda külliyatında. Bir nevi okurum da bu şekilde seçiyor. Eliyor yani. Çaba gösteren kalıyor. Çaba gösteremeyen anlamadım diyor. Gidiyor. Mesela bu kadar basit aslında. Bunları kesiyorum. Bu anlaşılamama mevzunda şu kısak da burada. Salih Mirzabıyoğlu'na sormuştu kendisi bir röportajında. O da şöyle bir cevap vermişti. Bir şeyi anlamamak ya mevzunun derinliği ve çetrefilliği ile ilgilidir veya muhatabın donanımsızlığı ile ilgilidir veya ikisini de kapsar, dilin imkanları ile ilgilidir. Misal olsun diye söylüyorum diyor. Matematik bir dildir. Matematikçiler o dili konuşur, o dille problem çözerler. Bunun gibi her dünya görüşü de yeni bir dildir. Derken demek ki herkesin bildiği değil de öğrenilmesi gereken bir şeyi de işaretlemiş oluyoruz diyor. Dolayısıyla İbda külliyatı okuruyla hemen okumakla biten, kitabı okudum kapattım bitti gibi bir ilişki kurmaz, bir iletişim kurmaz. Ondan sorumluluk almasını, yükü omuzlanmasını, emaneti yüklenmesini, anladığının tezahürünü iş ve eser olarak göstermesini bekler. Çünkü İbda dili yaşayan, canlı, hareketli bir dil. Hareketlidir, muhatabını fıkırtatır, yapmakta olduğu işi sorgulatır, nefsini muhasebe etmeye davet eder, bu dille hayatı yeniden anlamlandırmaya çağırır, insanı kalbinden yakalayarak bir dünyaya davet eder. Bu dünya fikir dünyasıdır tabii ki ve Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi zehirle pişmiş aşı yemeye kim gelir diye sorar Üstad.
Fikir acıdır ve elbette pek kimse gelmez fikir zehirde düşmüş aşı yemeye. Anlaşılmamanın biraz da altında bu vardır. Dediğimiz gibi Salih Rizabioğlu'nun o bütün hayatı hem bir fikir çilesi hem de fiziki bir çileyle geçmiştir. Ve dolayısıyla bu aşı katkı sunmaya aday olmakta biraz çaba sarf etmemizi beklemektedir diye düşünüyorum. Marifetname isimli eserinde der ki, bir söz aktarır. Mütefekkirin mektebi hekimin eczanesi gibidir. Oraya zevk duymak için değil, kurtaran ıstırabı çekmek için gidilir. Birinin çıkık bir omzu, birinin yüzünde bir yarası vardır. Zevk onları iyi edebilir mi? Der. Üstad Necip Fazıl da bu anlaşılamama meselesi üzerinden bir serzenişte bulunur bir eserinde. Bugün diyor İslamiyet'i müdafaa bugün İslamiyet'i içeride müdafaa etmek dışarıda müdafaa etmekten daha zordur. Ben bu davayı eğer Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da hatta kutuplarda müdafaa etmiş olsaydım belki bir anlayış istidadı, bir acaba merakı olsun bulabilirdim. Burada ise her şeyin anlaşılmış olduğunu zannetmenin, sadece kabuktan ibaret kalmanın ve böylece her türlü nefs muhasebesinden mahrumluğun düzelmez akameti vardır der. O günden bugüne de bu hal ne yazık ki değişmemiştir. Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan ibda diye bir formülasyonumuz var. Salim Rizabioğlu'nun formülasyonu. Bu dava yani ibda İslam'ın hakimiyeti davasını ilimde, fikirde, sanatta, siyasette bütün cepheleriyle ortaya koymakla mükellef olduğunu ilan eder. Öyleyse bize düşen vazifede kendi halimizi onda yani iptada tevil ve tabir ederek bu mükellefiyete ortak olmaya gayret etmektir. Şimdi ben eserler üzerinde tek tek hızlıca geçmek istiyorum. 60 küsur eser var, hepsine değinmeye çalışacağım kısaca. Bütün fikrin gerekliliği İktidar Hareket Eylem alt başlığıyla yayınlandı. Salih Rizabioğlu'nun ilk eseridir. 1979 yılında yayınlanmıştır. 1975 yılında çıkardığı Gölge Dergisi'nde yayınlamış olduğu makaleleri bu eserin aslında habercisidir. Ve Üstad tarafından mücerret fikir istidadı tamam şeklinde karşılanır. Külliyatın temel eserlerinden biridir aynı zamanda. İddia fikrinin temel eserlerinden biridir. Mutlak fikir, bütün fikir kavramını idealist felsefenin dayanaksız anlayışını da tenkit ederek iddia fikriyatının en temel kavramı olarak mal eder bir nevi. Aydınlık Savaşçıları ikinci eseri Mora Destanı. Salim Rizabioğlu'nun en çok bilinen eserlerinden biridir. Şiirlerden oluşan. Yine Akıncı Güç Gölge Dergisi'nde yayınlanmıştır bölüm bölüm. Bu da herkesin bildiği bir eserdir. Kurtuluş mücadelesini anlatır Moralı Müslümanların. Aslında Türkiye'deki kurtuluş mücadelesine de bir nevi istikamet veren bir destandır. İdeolojik ve İhtilal Kavganın İçinden alt başlığıyla yayınlandı. Salim Rizabioğlu'nun 1980 yılında yine yayınladığı bir eseridir. Yine Akıncı Güç Dergisi'nde yayınlamış olduğu makaleleri bir nevi bu eserin nüvesidir. Dünya görüşünün hayata hakim kılınmasının ve düzen değişiminin usul ve yöntemlerini tartıştığı ve tahlil ettiği eseridir. Yaşamayı Deneme Kimin romanı alt başlığıyla yayınlanmıştır. 1980 yılında ilk gençlik romanıdır, aynı zamanda ilk romanıdır. Hafiye ve Kim isimli iki karakterinin mektuplaşmaları birbirleriyle bundan oluşur. İlk aşk, ilk kavga, toplumu ilk fark ediş, samimi ile sahteyi ayırt ediş, bir gencin ilk fikir kıvranışları diyebiliriz bu eser için. Bu da Salim Rizabioğlu'nun en çok bilinen eserlerinden birisidir. Münşaat Önsöz Bayramlık alt başlığı. Münşaat bir şiir kitabı. Salim Rizabioğlu'nun şiirlerinden oluşuyor. İlk Önsöz adıyla ilk olarak 1981'de küçük bir kitapçık haline yayınlandı. Daha sonra Önsöz'ü kapsayan yeni şiirlerle cezaevindeyken 2004 yılında sanıyorum. Münşaat yeni şiirlerle Münşaat usulüyle yazmış olduğu şiirlerle yayınlandı. Şiir yazamıyorum diyordu kendisi. Münşaat usulü de şiir yazamamasına bulduğu bir çareydi bir nevi. Tarihten bir yaprak Salim Rizabioğlu 1980 yılında yayınlanan yine kitapçık şeklinde küçük bir eseridir. Macar ihtilalini ele aldığı bu eserde ihtilal meselesini bu örnek üzerinden fikri ve siyasi bir zeminde tartışır. İdeoloji ve ihtilalle birlikte okunursa
bir aksiyon teorisi ve pratiği bir arada okunmuş olur diye söyleyebiliriz. Kültür davamız alt başlığı temel meseleler yine Salih Mirza Mihon'dan temel eserlerinden biridir iddia fikri açısından. İçinde şuursuz geçim, varlık ve oluş, zaman ve varlık, diyalektik ve ahlak, ruhçuluk ve keyfiyetçilik, hürriyetin izlenişi gibi mücerret meseleleri ele alır ve iddia fikriyatının şuur süzgeci ölçülerini ortaya koyar. İddia külliyatının en zor okunan fakat en çok da okunması gereken eserlerinden biridir diline ve anlayışına nüfuz edebilmek açısından. Nitekim Üstad Necip Fazıl tarafından şöyle takdim edilmiştir bu eser: Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs muhasebesi eseri, murakabesi eseri. Damlaya damlaya, alt başlığı yılanlı kuyudan notlar. Bu eserin ilk nüvesi yine 1983 yılında yayınlandı. Daha sonra 1997'de genişletilmiş haliyle yayınlandı. Cinnet müstakiline, üstadın cinnet müstakilinin bir başka açıdan ele alınışı da diyebiliriz. Farklı bir açıdan ele alınışılabilir. O fark da şu: eser dünyayı dünya zindanına niteler. Cinnet müstakili bizzat zindanı nitelerken Salih Mirza Beyoğlu bu eserinde dünya zindanını niteler. Yılanlı kuyu şeyi de ondandır vasfı. Ve içeride onunla ilgili bir hikayesi de vardır. Yılanlı kuyudan ismi ilk üstadın cinnet müstakiline düşündüğü isimdir aslında. Sonra ondan vazgeçer ve onu Salih Mirza Beyoğlu bu eserine isim olarak alır. Anafor yine şiir kitaplarından birisidir. 1981 yılında yayınladığı ve 2014 yılında yeni baskısı yapılmıştır. Necip Fazıl'a Baş Başa İntiba ve İlham 1982 yılında küçük bir kitapçık olarak yayınlandığında Üstad Necip Fazıl tarafından hakkında yazılmış tek harika kitap şeklinde karşılanmıştır. 1989 yılında ikinci baskısı genişletilmiş olarak yapılır ve şu an yapılan baskılarda o baskı esas alınır. Bu eser bir nevi iddia külliyatına yeni başlayanlar için iddia külliyatında geçen bütün kelimelerin, kavramların, meseleleri bir nevi nüvesini taşıdığı için önemlidir diye düşünüyorum. Yeni başlayanların ilk önce bu eserden başlamaları onlar için faydalı olacaktır. İki büyük mütefekkirin sohbeti de cabası tabii ki. Müjdelerin Müjdesi, Mim Mim'in Hikayesi alt başlığıyla yayınlandı. Bir hikaye kitabı, Salih Mirza Beyoğlu'nun aynı zamanda tek hikaye kitabı. Daha sonra yeni baskılarına yeni hikayeler eklenerek 2004'te Tavır Akademiya ve Taraf dergilerinde yayınlamış olduğu hikayelerle genişletildi. İslam muhatap anlayış alt başta teorik dil alanı Salih Mirza Beyoğlu'nun yine en önemli eserlerinden birisidir. Yani bu eser okunmadığı zaman İbda Külliyatı okunmamış sayılabilir. Yaşadığımız çağın meselelerine İslami tefekkürün nasıl yaklaşması gerektiğinin ölçülerini ortaya koyduğu eseridir. Yani İslam'ın günümüz yeni meselelerine çözüm üretebilmesinin anlayış ölçüleri. Üstadın İslam yenilenmez, anlayışı yenilemek gerekir dediği ve Salih Mirza Beyoğlu'nun İslam'ı muhatap anlayış olarak kavramlaştırdığı teorik dil alanı, günümüz Müslümanlarının en temel problemi 500 yıldır yenilenemeyen anlayışı yenileme davasıdır. Büyük Doğu İbda'nın misyonu tam olarak budur. Kayan Yıldız Sırrı, Eser Şaheser alt başlığıyla Salih Mirza Beyoğlu'nun en iyi şiirlerinin yer aldığı diyebiliriz eseridir. Kayan Yıldız Sır isimli şiiri zaten üstadın ölümünden sonra kaleme alınmış. Bizzat üstadı anlatan bir nevi şiiridir. İstikbal İslam'ındır denenmemiş tek nizam. Bu eserin özelliği de Necip Fazıl tarafından Salih Mirza Beyoğlu'na yazdırılmış olmasıdır. Onun isteğiyle kaleme almıştır Salih Mirza Beyoğlu bu eseri. Kaptan Kusto, Maurice Bucal, Roger Garrity gibi İslam'ı tercih etmiş Batılıların değerlendirilmesi üzerinden ve Arnold Toynbee'nin, tarihçi Arnold Toynbee'nin İstikbal İslam'ındır denenmemiş tek o nizam kaldı diye bir sözü üzerinden yazılmıştır bu eser. Ama eserin içinde İslam tefekkürünün çeşitli meselelerine el atmıştır Salih Mirza Beyoğlu. Derin bir tecrit eseridir aynı zamanda. Ve bu eserin bir başka önemli özelliği de Salih Mirza Beyoğlu'nun takdim yazısının Necip Fazıl tarafından bu eserde ilk olarak eline verilmiş olmasıdır.
Bu takdim yazısı daha sonra Tilki Günlüğü isimli eseri doğuracaktır. Eserde peygamberler olmasa medeniyet olmazdı tezi çeşitli veçeleriyle ele alınır. Gölgeler Yaşadığımız Günler alt başlığıyla yayınlanmış bir romanıdır, sıra dışı bir romandır. Gölgenin baş karakteri Adem'dir ve tüm hikayelerde bir nevi gölgeler halinde görülmektedir. İbda Diyalektiği Kurtuluş Yolu alt başlığıyla yayınlandı. Bu eseri de Salih Mutabeyoğlu'nun en önemli İslam muhatap anlayış gibi eserlerinden birisidir. İbda Diyalektiği insan ve toplum meselelerine dair çözüm üretmenin ilmi hali olarak da anlaşılabilir. Diyalektik kavramından başlayarak düşünce metotlarını izah ettiği bu eserde İbda'nın fikir imalinde kullandığı diyalektik ölçüler ve terkibi hükümler tahlil edilir. Başta kendinden zuhur olmak üzere peşin fikir hikmeti, bedahet davası, muhakeme usulü, tecrit ölçüleri, tenkit şuuru gibi İslam tefekkürünün insan ve toplum meselelerinden ilmi ve fikri meselelere kadar sarkacağı her mevzuda kullanacağı anahtar kavramlar bu eserdedir. İbda fikir sistemine yanaşabilmenin de ilmi halidir aynı zamanda. Dil ve Anlayış alt başlığı Dil ve Diyalektik İbda Mimarının 1986 yılında yayınladığı eseridir. Dil konusunda yazılmış eşsiz bir eserdir tabii ki. Dil ve alem, dil ve düşünce, İslam diyalektiği, dil şuuru, dil ve sanat gibi meseleler, başlıklar ve levhalar altında dilin kökünden, dil ihtiyacına, mana, bilim, semantik gibi mücerret bahisler yanında dil devrimine kadar değindiği bir eseridir. Salih Mirzabiyon'un dile, lügat bilgisine, kelime bilgisine, iştikak ve ebced ilgisine malum olduğu üzere ilgisi malumdur. Bu eseri de bu anlamda ayrı bir önem arz eder aslında. Kökler Necip Fazıl'dan Eseyid Abdülhakim Arvasi'yi alt başlığıyla yayınlanmıştır. Yine Mirza Beyoğlu'nun 1986 yılında yayınladığı bir eseridir. Bu tarihleri şunun için söylüyorum. Mirza Beyoğlu sanıyorum cezaevine girene kadar 98 yılına kadar bütün temel eserlerini yazmış olarak girmişti cezaevine. Cezaevinde yazmış olduğu eserler de zaten kendi deyimiyle Telegram serisi adı altında değerlendirir. Telegram'a maruz kaldığı dönemlerde yazmış olduğu eserlerdir. Fakat temel eserlerini cezaevine girmeden 98 yılında en son Büyük Muzdariplerin birinci cildi ve Hırkayı Tecrit eserini yazarak cezaevine girmişti. Kökler dedik. Salih Mirzabiyon'un 1986 yılında yayınladığı eserlerden biridir. Tasavvuf hikmetlerine dair bir eserdir. Tabii yazarının işte sevdiği sözleri topladığı bir eser gibi görünebilir ama aslında bu eser İbda fikriyatının çeşitli insan ve toplum meselelerine el atışında bir nevi dayanak noktalarını ihtiva eder. Zaten Salih Mirzabiyoğlu bunun için İbda diyalektiğinin altın ölçüleri der. Tasavvuf ölçüleri kökler için. Marifetname alt başta süzgeç ve şekil. Bu da tıpkı kökler gibi Batı tefekküründen bir takım sözlerden ve sözlerden oluşur ve şekli olarak köklere benzer. Tabii muhteva olarak Batı tefekkürü temellidir. Bunun içinde de düşünce, Mehmet Oğuz, zaman ve hürriyet, dil ve mana, ideoloji ve inkılap gibi pek çok başlık altında bir nevi hafızamız dediği Salih Mirzabiyoğlu'nun kılavuzumuz dediği bir eseridir Marifetname'de. Kavgam alt başta Necip Fazıl, iki ciltlik bir eserdir bu. 79 Necip Fazıl'ın 79-83 yılları arasında kaleme aldığı ve raporlarda yayınladığı yazılarından ve makalelerinden oluşur. Daha sonra yeni baskılarda bu yazıların bazıları raporlardan çıkarılmıştır. Özellikle Salih Mirzabeyoğlu ile ilgili olanlar, Işık, Müjde gibi Salih Mirzabeyoğlu'nu anlattığı yazıları Necip Fazıl'ın raporlardan çıkarılmıştır her ne sebepleyse. İktisat ve Ahlak alt başlığı İktisada Giriş, Salih Mirzabeyoğlu'nun iktisat üzerine yazdığı ilk eseridir. 1987 yılında kaleme almıştır. İktisat meselesini de ruha bağlı bir zaruret olarak değerlendiren İbda Mimarı sonradan pek çok taklidi çıkmıştır bu eserin. İşte İslami iktisat gibi benzerleri, yani daha doğrusu taklit eden eserler. Tabii ki onun değindiği meselelerin yanına bile ulaşamamışlardır.
büyük, çünkü Necip Fazıl'ın, Büyükdoğu'nun ortaya koyduğu prensipleri, kurduğu dili farklı sahalarda fikri tahlil ve terkiplerle işlemiştir Salim Rızabeyoğlu. İktisat ve ahlak da bu eserlerinden biridir. Fikir doğurucu fikirler ihtiva eder. Bir tefekkür eseridir aslına bakılırsa. İsmi her ne kadar iktisat ve ahlak da olsa. Hikemiyat, Tefekkür ve Hikmet alt başlığıyla yayınlandı 1988 yılında. Salim Rızabeyoğlu'nun bizzat takdim ettiği gibi İbda diyalektiğinin devşirdiği hikmetler örgüsüdür bu eserde. Salim Rızabeyoğlu İslam hikemiyat binasını hangi zirvelere çıkardığını bu eserde büyümesini gösterir bir nevi. Şiir ve sanat hikemiyatı, estetik ve ahlak 1989 yılında yine yayınlanan bir eserdir. İbda fikriyatının şiir ve sanat hikemiyatını örgüleştiren eseridir. İslam'ın dünya görüşünün estetik ve sanat anlayışını çerçevelediği eserdir. Eser diyalog tarzında kaleme alınmıştır. Şair ve bedi isimleriyle iki kavram aslında diyalogda bulunurlar. Bir nevi sanatın en saf formu olan şiirle estetin temel kavramı olan güzelin fikir alışverişinde bulunmasıdır bir nevi. Batı'nın büyük estetikçileri, yani güzeli tarif edenler, İslam tasavvufunun büyükleri, yani güzeli yaşayanlar arasında önünde hesaba çeker Salim Rızabeyoğlu. Hukuk Edebiyatı Nizam ve İdare Ruhu alt başlığıyla yayınlandı. Yine 1989 yılında hukukun tefekküre mevzu edilişi olarak nitelenen bu eser, dünya görüşünün zaviyesinden hukuk ve hukukun meselelerine el atar. Burada da bir diyalog tarzı uygulamıştır Salim Rızabeyoğlu. Hakim ve hakim arasında, hakim malum olduğu üzere hakla batılı ayırıp hak ve adalet üzere hükmeden, hakim ise hikmetle muttasıf olan ve varlığın hakikatine vakıf bulunan. Edebiyatta işte tam bu ikisinin arasında. İşkence, Hukuk ve Hukuk Salim Rızabeyoğlu'nun 1991 yılında yayınlanan eseridir. FETÖ'cüleri belki de ilk olarak ifşa ettiği, kitap olarak ifşa ettiği eserlerinden biridir. 1991 yılında tutuklanarak, daha doğrusu gözaltına alınarak 16 gün işkenceye görmüştür Salim Rızabeyoğlu ve arkadaşları. Bu süreçte FETÖ'cü polisleri teşhis etmiştir Salim Rızabeyoğlu ve bunu da eserinde yazmıştır. O eserde işkencecilerin ruh fotoğrafını çeker ve rejimin ruh halini tasvir eder. Bu eser şu an baskısı yok diyebiliyorum. Tilki Günlüğü Ufuk ile Hafiye 6 ciltlik bir eseridir. Yine Salim Rızabeyoğlu'nun en anlaşılması güç, belki haklı olarak diyebileceğimiz eseridir. Hakkında en çok konuşulan fakat hakkında pek yazılamayan eserlerinden biridir. 10 yılda yaklaşık olarak kaleme aldığını söyler. Salim Rızabeyoğlu üstadın verdiği o bahsini ettiğimiz takdim yazısı peşinde Ufuk ile Hafiye'nin maceralarını aslında bir roman formunda, ruhi roman formunda anlattığı eseridir ama klasik bir roman değildir. Eser 17 Ağustos'ta başlayıp 16 Ağustos'ta son bulur. Bir yıllık döngüde her günün bir başlığı vardır. O başlık altında levha, düşvari, tablo, yevmiye, varidat, tevafuk ve teferül gibi her birinin eserin bütünlüğü içinde bir manası olan bölümler yer alır. Ufuk Necip Fazıl'dır, Üstad'dır, Hafiye Salim Rızabeyoğlu'dur. Eser üzerine yazılan yazılarda Kusto Lugat'ı denmiştir eser için. Rüya Tabirnamesi, Kainatın Topografyası denmiştir. Çok uzun konuşulması gereken bir eserdi. Tabii ben o kadar nüfuz edebildiğim bir eser olmadığı için bu kadar söyleyemekle yetiniyorum. Hakikati Ferdiye, Çöle İnen Nur alt başlığıyla yayınlandı. Salim Rızabeyoğlu'nun Allah Resulü üzerine kaleme aldığı eseridir. Fakat Allah Resulü'nün manasını fikri bir takip ve terkiple ele alır. Hakikati Ferdiye'nin, ferdin hakikatinin İbda külliyatında çeşitli vesilelerle işlenmiş bir mevzudur. Ama müstakil olarak bu eserde tahlil edilir. Üstadın Çöle İnen Nur isimli eserinin fikir ve hikmete bakan veçhelerini ortaya koyar bir nevi. Bunu da bu kadar söyleyelim. Sahabilerin rolü ve manası, Peygamber halkası. 1994 yılında yayınlanan eseri, sahabinin en küçüğünden en büyüğüne yıldızlar gibi olduğunu ve sahabinin alelade bir insan kadrosu değil,
İslam'ın örnek ümmet modeli olduğunu, topluluk hakikatinin mutlak temsilcisi olduğunu izah eder. Sahabeye en küçük bir şüphe nazarının topyekun İslam'a darbe indirmek olduğunu bu eserle tahmin eder. Başyücelik Devleti Yeni Dünya Düzeni alt başlığıyla yayınlandı. Salim Özdabioğlu'nun Büyük Doğu'nun sistemleştirdiği Başyücelik Devleti modelini Yeni Dünya Düzeni kurmaya heveslenenlere meydan okurcasına yeniden ele aldığı eserdir. 1994'te yayınlanan eser, toplatma gerekçesi olan cümleler içinden çıkarılarak 2004'te yeniden yayınlanmıştır. Arapça ve İngilizceye de tercüme edilmiş bir eserdir. Yine Yağmurcu Gerçekliğin Peşinde 1996 yılında yayınlanan bir eseridir. Bu eserde de mistik, açıklanamaz, ilginç, garip ve sıra dışı olayları ele alır, inceler. Mesela aniden kaybolan insanlar, reenkarnasyon, Bermuda şeytan üçgeni, zaman kayması, simya, kara delikler gibi. Üzerinde pek çok araştırma yapılmış, Batılılar tarafından özellikle üzerinde belgeseller çekilmiş, mistik olayları inceler. Jung'dan Castaneda'ya pek çok Batılı ilim adamının tecrübelerini değerlendirir. Ve şöyle bir tespitte bulunur, peygamberlerin mucizelerine, Allah dostlarının kerametlerine burun kıvıranlar, Çinli bir yağmurcuya, uzaydan gelen varlıklara inanmakta hiçbir beis görmezler. Bu da onların çelişkisidir. Ruhçuluğun hakikatine nispetle çerçöp bir takım açıklanamayan olayların iç yüzünde anlaşılması gerekeni ortaya koyar bu eserde. Jung'un bir Çinli'den aktardığı Yağmurcu isimli hikayesinden almıştır ismini. Bitiyor, az kaldı. Sefine alt başlığı Süveri Hayal Alemi. Salih Mirzabioğlu'nun kuantum fiziği, hologram, kaos teorisi gibi konuları İslam tefekkürü zaviyesinden incelediği eseridir. Aslında alanında da İslami tefekkür açısından değerlendirirsek tektir. Kökü ilimde olan bir tecrit denemesi üzerinde izler bu eser için. Maddenin bile latifleştikçe şiir idrakine, mevzu oluşunun altını çizer. Mutlak ölçülere bağlı tefekkürün zirve eserlerinden biridir Sefine. 2003 yılında Telegram işkencesi altında yazılmıştır ve Telegram serisinden bir eserdir. Telegram, alt başlığı zihin kontrolü. Cezaevinde yazdığı ve 2003 yılında yayınlanan 3. kitabı sanıyorum. Kendisine uygulanan Telegram işkencesine dair bir eserdir. Eserin cezaevinden çıkışı bile olaylı olmuş. Kendisinin eseri bir süre yayıncısına dahi verilmemiştir. Daha sonra eserde ismi geçen birisine suikast düzenlenmesi sonucu iptacılar sanki bu işi yapmış gibi 5-6 kişi onlarca yıl hapis yatmıştır. Daha sonra yeniden yargılamayla serbest bırakılmışlardır. İhsan Güven cinayeti meşhur. Fakat İhsan Güven cinayetinin hala kimin işlediği meselesi ortadadır, kim işlemiştir. İptacılar işlemediğine göre, beraat ettiklerine göre meçhuldür. Tıpkı Salih Mirzabioğlu'nun şehadeti gibi Salih Mirzabioğlu da 2018 Mayıs ayında Telegram suikastı ile şehit edilmesinin ardından yaşanan bir suskunluk vardır. Bunun yani Salih Mirzabioğlu aslında iki kere suikasta uğramıştır. Bir telegramcılar tarafından, bir de susanlar tarafından. Elif Resim Red Köpüğünden'dir alt başlığıyla yayınlanan bir eseri. Bu da 2003 yılında bayağı ard arda eserler yazdığını görüyoruz. Yayınlanan bir eseri. İbda Fikriyatı'nın resim sanatına, resim felsefesine, resim hikemiyatına el atışı. Özellikle ressam ve seyirci başlıklı evhadaki tahlillerin batıda bile örneğine rastlanmaz diye bir yorum görmüştüm ben bu eserle ilgili. Gölgeler romanındaki yürüyen el çizimi, işte kitaplarının ilk baskısındaki çizimler aslında onun ressamlık yönünde de bir kabiliyet olduğunu gösteriyor. Fakat Elif kitabında bu işin hikemiyatına dair bir eser meydana getiriyor. Çok da güzel bir eserdir. Tavsiye ederim okumamış olanlara. Furkan, alt başlığı Lügat-ı Salih'in, Salih Mirzabioğlu'nun 2005 yılında yayınlanan eseridir. Ebced hesabına dayanan, içindeki iştikak alakalarını da barındıran bir lügattır. Birden 999'a kadar her sayıya delalet eden kelimeler ve manaları verilmiştir bu eserde. Yani mesela 30 sayısına tekabül eden, Ebced değerleri 30 olan kelimeler bu sayının altında manaları ile verilir ve görülür ki bu kümeleşme boşuna değildir. 30 sayısına tekabül eden her kelime bir diğer kelimeye kapı aralar, birbirleriyle tabir ve tevhile mevzu olurlar.
Salih Mirza Beyoğlu'nun eserlerinde bir usul olarak kullandığı ebced ve iştikak bilimlerine dair bir harita, bir kılavuz, eşsiz bir lügat, salihlerin lügatı diyebiliriz. Erkam Hayat Sayı Matematik Ahbaşlığı'yla yazılmıştır. Matematik kemiyatına dair bir eserdir. 2007 yılında yine cezaevinde yazmış olduğu bir eser. Berzah, bütün dalların birleştiği köke ahbaşlığı'yla yayınlandı. 2006 yılında yayınlanan, yine cezaevinde telegram işkencesi altında yayınlanan bir eseri. İslam hikmiyatının önemli kavramlarından biri olan berzah üzerinde durur. İbda fikriyatında yeri geldiğince ele aldığı bu kavramı Berzah isimli eserinde başlı başına ele alır. Necip Fazıl'ın Perdeler isimli şiiriyle başlar bu esere. Ve eser boyunca bu şiiri bir nevi şerh eder diyebiliriz. Perdeler her yerdeler ve berzah manası eser boyunca biyolojiden fiziğe, dilden şuura, çeşitli meseleler içinde görünür. Bu eserde özellikle irca bahsi, ratk ve fakt bahsi, Big Bang teorisi müthiş tespit ve teşhislerle izah edilir. Yine bu eserde evrim teorisi ve Darwin'le ilgili ezber bozan açıklamaları, izahları vardır. Darwin düşmanları ve sevenleri için oldukça çarpıcıdır. Madde nedir? Alt başlığı maddenin kritiği. 2007 yılında yayınlanan bir eser. Felsefenin bilhassa objektif idealizm ve Marksizm'in ortaya koymuş olduğu madde hakkındaki düşünceleri tenkit eder İslam tasavvufu yönünde. Oldukça hacimli bir eserdir bu da. İman ve tefekkür, iman ve iki alem. Salih Mirza Beyoğlu'nun 2007 yılında cezaevinde yayınladığı önemli bir eseridir. Aslı İslam'da olan imanın, inanmanın bütün yönleriyle tefrik edildiği ve incelendiği eser. Allah'a inanmayanın da inanmamaya inanma şeklinde bir inanç taşıdığını vurgulayarak küfrün kaynağını bilmeyen gerçek imanda olamaz ölçüsü çerçevesinde hiçbir inanmayı dışlamadan değerlendirdiği eseridir. Adalet Mutlaka konferansında onların mutlakları konuşmuyor demişti. Batı felsefesinden modern fiziğe, çeşitli fizik, mistik inanışlara kadar imanın izini sürdüğü ve İslam tefekkürünü temel ölçülendirmelerini işaretlediği hazine niteliğinde bir başucu kitabıdır. Salih Mirza Beyoğlu'nun özellikle Sefine, Madde Nedir, Berza, İman ve Tefekkür, Telegram gibi eserleri, aslında Telegram serisi bir nevi, Müslüman ilim adamlarının en çok ihtiyaç duyduğu, kafalarının en çok karıştığı alanlarda İslam tefekkürünün ne dediğini bir dünya görüşü büyüklüğünde ortaya koymaktadır. Yani Hawking sanıyorum ölmeden önce verdiği bir röportajda geçmişte diyor felsefeciler bilim yapmamıza, bilimin sınırlarını zorlamamıza yardım ederlerdi fikirleriyle. Biz onlardan ilham alırdık diyor. Şimdi bu bayrak bilimcilere geçti. Felsefecilerden yardım göremiyoruz. Felsefe öldü çünkü diyor. Richard Feynman'da teorik fizikte yepyeni sınırlara ulaştık. Fakat tıkanıyoruz. Felsefeden yardım bekliyoruz diyor. Dolayısıyla şu anda Batı'nın geldiği durum düşüncesi üretilmemiş bir bilim. Üzerinde düşünülmemiş bir bilimdir. Salih Mirza Beyoğlu bunlar üzerinde de tefekkür etmiş ve Müslüman ilim adamlarına aslında çok önemli ufuklar açmıştır. Batılıların ihtiyaç duyduğu şey aslında buradadır ve Müslüman ilim adamlarının elinin altındadır diyebiliriz. İnsan Erkek ve Kadın Alt Başlığı'yla yayınladığı eseri yine cezaevinde yayınlamıştır. Yazmıştır. Kadın ve erkek üzerine psikoloji ilminden tasavvuf inceliklerine kadar geniş bir yelpazede insani hakikatin veçeleri olarak değerlendirir erkek ve kadını ve bir keyfiyet ve oluş meselesi olarak tahmin eder. İnsan alt başlığı büyük doğu ve iddia çeşitli rüyalardan ve tablolardan oluşan bir eserdir yine bu da. Esatir ve mitoloji, güneş ve ay alt başlığı. Salih Mirza Beyoğlu'nun yine cezaevinde kaleme aldığı oldukça hacimli ve oldukça önemli bir eseridir. İstikbal İslam'ındır da anlatmış olduğu o peygamberler olmasa bedeniyet olmaz tezinin, tahlil etmiş olduğu tezinin bir nevi esatir ve mitolojide salkım saçak peygamberler tarihini anlatıyorum dediği veçile peygamberler tarihinin izini sürmüştür esatir ve mitolojide. Dünya mitolojilerinde, çeşitli hikayelerde peygamberlerin izini sürmüştür bu eserinde.
ve son eseri Ölüm Odası B7. Salih Mirzabeyoğlu'nun en son eseridir ve hali hazırda yayınlanmaya devam etmektedir ciltleri. Çünkü Baran Dergisi'nde tefrika etmişti bu eserini her hafta. Şu ana kadar 4 cildi çıktı. İlk cildi giriş. Bu giriş cildinde biraz Telegram'dan ve Telegram şikayetlerinden bahsediyordu. Fakat ikinci cildi ve üçüncü cildinde artık İslam hikemiyatının derinlerine daldığı bir eser diyebiliriz. Zaten sanıyorum Adalet Mutlaka da benim mevzum Telegram demişti. Hatırlarsanız ben şaşırmıştım hani mevzum Telegram deyince, ama şimdi B7'yi gördüğümüz zaman, son ömrünü artık buna hasrettiğini gördüğümüz zaman, Telegram üzerinden bir hikemiyat, İslam hikemiyatını yenileme çabası ve uğraşı içinde olduğunu görmüş oluyoruz bu eserleriyle. 10 cilde yaklaşacak sanıyorum bittiğinde. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizin soracağınız bir şeyler yoksa istiyoruz.